Türkiye'deki en büyük güçlerden birisi de genç nüfus elbette. Peki gençlik geleceğe nasıl bakıyor? Gelecekte hayatımızda neler değişecek? Özellikle pandemi sonrasında İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve yapay zeka uzmanı Doktor Şebnem Özdemir ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi tabii Gençlik Bayramı'nı kutlayacağız ama gençlerin durumuna da bakalım. Özellikle de şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Belki de az önce Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuşurken o da altını çizdi. 2030'larda bahsedeceğimiz konulardan şimdi bahsetmeye başladık. Belki de bir 10 yıl geriye çekilmiş oldu. Peki bu teknolojide, yapay zekada durum nedir diye sormak isterim. Çünkü geleceğimiz ve gençlerin geleceği galiba burada artık. Aslında biz korona öncesinde yapay zekanın, robotların, verinin insan hayatı üzerinde nasıl etkisi olacağını pek çok söyleşide dile getiriyorduk. Bunu sadece ben değil, pek çok kıymetli bilim insanı söylüyordu. Fakat insanları ikna edemiyorduk. İnsanları ikna edemememizdeki ana nedenler arasında aslında sosyal hayatın içerisinde ya da işlerin içerisinde robotları görmeyi tercih etmememizden kaynaklanıyordu. Halbuki şu anda pandemiden kaynaklı olarak restoranların açılışıyla ilgili, ürünlerin teslimatlarıyla ilgili pek çok soru işareti olan noktada robotların, yapay zekaya, chatbotların varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Mesela çok basit bir örnek söyleyelim. Şu an yaklaşık 50 günü aşkın süredir herkes evlerinde. Ve evlerimizde olduğumuz bu süre içerisinde ev kazalarına maruz kalmıyor muyuz? Kalıyoruz. Ancak ev kazalarına maruz da kalsak kimse hastanelere gitmek istemiyor. İşte tam da bu noktada telemedicine dediğimiz chatbotların, videobotların devreye girerek aslında doktora fiziken aynı anda temas etmeden, aynı ortamı paylaşmadan doktorluk bilgisini yapay zeka aracılığıyla elde edebilmekten bahsediyoruz. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında korona bizim 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda gelecek dediğimiz geleceği 2 ayda gündemimize soktu. Neler mesela? Örneğin şehir semalarında dolaşan dronların ateş ölçümü yapması ya da crowdsourcing adını verdiğimiz, yani topluluğun oluşturduğu veriden enformasyonu elde ederek o toplumu optimize etme, satın alma alışkanlıklarımızı düzenleme. Tüm bunlar açısından değerlendirdiğimizde aslında gençleri daha ideal bir dünya bekliyor. Çünkü biz öncesinde konuştuğumuzda ne yazık ki çeşitli sektörleri, çeşitli firmaları değişen bu geleceği ikna edememiştik. Ancak şimdi onlar da ikna oldukları için ister istemez bu değişimin öncüsü niteliğindeki alanlara yatırım yapmak zorunda kalacaklar ve bu değişimde var olmaya çalışan gençleri de kapıları açmak zorunda kalacaklar. Hocam şimdi tabii yapay zeka ile birlikte pek çok yeni meslek de hayatımıza girecek. Siz de bunun üzerine pek çok çalışma yapıyorsunuz. Ve özellikle bugün de konuşmak isterim. Gençler çünkü daha farklı meslekleri seçmeye başlayacaklar, öyle görünüyor. Bütün ülkeler de aslında pek çok adım atıyor bu konuda. Özellikle Türkiye'de en son 1 milyon yazılımcı projesi geliştirdi. Hangi meslekler öne çıkacak? Bilmediğimiz nelerle karşı karşıya kalacağız? Bize biraz örnekler verir misiniz? En çok merak ettiğimiz alanlar onlar çünkü. Teşekkürler. Koronavirüsü Türkiye'de ilk vaka bahsedilmeden yaklaşık 10 gün önce bir startup değerlendirmesindeydim. Ve bu startup Deniz Kılınç hocamla birlikte yazmış olduğumuz Geleceğin Meslekleri kitabındaki 90. sayfadaki mesleğin startup başvurusunu yapmak üzere karşımıza gelmişlerdi. Neydi bu? Arttırılmış gerçeklik seyahat oluşturucusu. Hatta o değerlendirme esnasındaki jürilerden biri, insanlar fiziksel dünyada gezmek, dokunarak bir şehri, bir kültürü yaşamak varken neden bunun sanalını tercih etsinler ki gibi bir eleştiride bulunmuştu. Ama şu anda herhangi bir ülkeye seyahatin mümkün olmadığı bir dünyada bizler turizmi arttırılmış gerçeklik seyahat oluşturucusu isimli bir meslek üzerinden deneyimleyebiliriz, tasarlayabiliriz. Sadece bununla da söz konusu değil. Mesela iş yerlerinde şu an robotların var olmasından bahsediyoruz. Neden? Sosyal mesafe kuralları gereği içeride bulunabilecek insan sayısı sınırlı. Şimdi bir iş yerinde normalde 100 kişilik bir kapasiteyle çalışan firmanın
üretim hattının içeride 50 kişi ya da 40 kişi bulunduğunda bu hattın %50, %40 verimle çalışmasından bahsediyor olacağız. Peki kalan o eksik taraf robot tarafından tamamlanırsa ne olur? Üretim devam eder, ekonomi istenildiği şekilde ürünleri piyasaya sürmeye devam eder. Ancak orada da yeni bir meslek grubu ortaya çıkar. Nedir? İnsanla insanın takım olması ile ilgili sorunların olduğu bir dünyada insanla robotun nasıl takım olması gerektiğini belirleyen ekipler, bu tanımın, bu iş ortamının yapısını kurgulayan meslekler çıkacaktır. Bizler sadece işin fiziksel dünyaya dönük tarafına bakmamalıyız. Aynı zamanda işin siber güvenlik tarafına da bakalım. Mesela uzaktan çalışmanın devam ettiği bu süreçte şirketler kendi organizasyonlarını en doğru bir şekilde yönetebilmek için hangi teknolojilerle çalışmalılar? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Bu bizim evimizi mobilya seçmek gibi bir şey değil. Şirketin dertlerini anlayabilen, şirketin dertlerini anlamakla yetinmeyen, aynı zamanda teknolojileri analiz edebilen ve o şirketin, o işletmenin sorunlarına en doğru teknolojiyi sunan isimlere de ihtiyacımız var. Teknoloji seçicilere ihtiyacımız var. Yeni nesil yayıncılığı yöneten insanlara ihtiyacımız var. Streamcaster'lara ihtiyacımız var. Sosyal medyadan derlenen, dağılan haberin doğruluğunu bizlere kontrol ederek, süzerek bize veren Twitter denetçilerine ihtiyacımız var. Fakat gelecekte hangi meslekten bahsedersek bahsedelim, bu mesleğin veri olmadan icra edilemeyeceğini, veriye dair okuryazarlığın olmadan icra edilemeyeceğini çok net söylemek isterim. Peki hocam, şimdi sormak isterim, siz robotlardan da bahsetmişken, gençler robotlarla dost mu olacak yoksa rakip mi olacak? Bu yeni düzene nasıl alışmalı, nasıl hazırlanmalı? Aslında bizlerin şöyle küçük bir hatası var. İnsani kavramlarla robotları tanımlamaya çalışıyoruz. Robotlardan ne bekleyeceğimizi bilirsek, bu arada robotlar derken illa fiziki hareket edebilen robotlardan bahsetmiyoruz. Bilgisayarımızın içerisindeki bir chatbot, kararımıza destek olan bir yazılım da bizim için aynı makine statüsünde yer alacak. Dolayısıyla burada genç, birlikte ekip olduğu robottan ne beklemesi gerektiğini o robotun iş tanımı ve kapasitesi ölçüsünde bilecek. Çünkü yeri geldiğinde o robot yönetici konumunda olabilirken, yeri geldiğinde o robot sadece insana yardımcı görevde bulunabilecek. Bakın geçenlerde İngiltere'nin Geleceğin Meslekleri Merkezi ile bir görüşmem oldu. Oradan çok değerli isimlerle görüştüğümüzde aslında çok değil, bir yıllık bir süre içerisinde şirketlerin yönetim kurullarında makineleri, robotları göreceğimizi söylediler. Bu durumun temel nedeni de insanın objektif olarak karar verebilme becerisinin çeşitli olaylardan etkilenebildiği, insanın veri işleme kapasitesinin sınırlı olduğu, bu nedenle yönetim seviyesinde yer alacak bir makinenin, robotun da çok hızlı bir şekilde daha adil, daha şeffaf, daha esnek bir karar süreci üretebileceğini ifade ettiler. Gerçekten de bakacak olursak bizler korona öncesine kadar dijital dönüşümü, yapay zekayı, yapay zekanın entegrasyonunu çok defalar konuştuk. Ancak insan bu noktada çok da esneklik göstermedi. Belki karşımızda işletmede bir makine olsaydı, yönetim seviyesinde bir makine olsaydı, bu virüs riskini bile değerlendirerek dijital dönüşümü firmaların geçişi anlamında hızlandırabilirdi ortamı. Evet hocam, peki şimdi bundan sonraki sürece baktığımız zaman acaba nasıl bir gelecek bizi bekliyor diye konuşuyoruz sürekli, ama bir yandan da şunu gördük bu pandemi sürecinde, uzaktan çalışma yöntemini öğrenmeye başladık. Ve şu anda görülüyor ki beyaz yakalılarda özellikle geri dönmek isteyenlerin sayısı azaldı. Evden çalışmayı tercih edenler çoğaldı. Bazı mesleklerde de bir an önce işime döneyim, masama oturayım beklentisi var. Şimdi tabii konuşuyoruz pek çok kuşağı da, işte Y kuşağını, X kuşağını, hepsini konuşuyoruz. Böyle baktığımız zaman önümüzdeki dönemde gençler daha çok evde ve esnek çalışmayı mı tercih edecek, yoksa ofis ortamlarına mı tercih edecek?
Yeni normal olarak adlandırabileceğimiz bu durum aslında iş hayatına dair pek çok tabularımızı yıktı. Mesela neydi? Bizim için ofisler vazgeçilmezdi, ofis eşyaları vazgeçilmezdi, hatta ofis kıyafetleri vazgeçilmezdi, iş seyahatleri vazgeçilmezdi. Fakat her şeyi bir bilgisayar ekranı üzerinden yönetebildiğimizi gördük. Yeni nesil adaptasyon becerisi bakımından tabii ki bizlere göre çok daha kolay süreci ilerletecek ve bunu daha limitli, daha doğru bir şekilde yapacak. Çünkü işletmeler daha öncesinde bireylerin niteliklerine değil, onların zamanlarına para ödediklerini düşünüyorlardı. Yani ben bu çalışanı işe alıyorsam onun bilişsel, zihinsel kapasitesinden, entelektüel bilgisinden de faydalanıyor olsam sabah 9, akşam 5 ben onu masasının önünde görmeliyim düşüncesi vardı. Fakat koronayla şunu gördük, biz ekiplerimize gerçekten aidiyet kazandırabilirsek, işletmemizin dinamiklerinin nasıl olduğunu belirleyebilirsek, onu bir ofis ortamında tutmamıza gerek de yok. Aynı zamanda işlerin belirlenmesiyle ilgili doğru planlamalar yapılması gerektiğini de öğrendik. Biraz ülkemizde bir işin son tarihine yakın o işe eğilme tarafı çok yüksekti. Ancak uzaktan çalışma prensipleri ne yazık ki bunu kandıracak nitelikte değil. Evet. Dolayısıyla bizim gençlerimizin de sistematik hareket edebilme, planlı olabilme, zamanını yönetebilme ve bir task, bir görev, bir proje karşısında nasıl bunu küçük parçalara ayırarak ilerlemesi gerektiğini bilmeye ihtiyacımız var. Evet. Yalnız burada şunun altını özetle çizmek isterim. Şu hataya düşmememiz gerekiyor. Pandemi öncesinde yapay zeka çok popüler bir kavram olduğu için tüm işletmeler dijital dönüşümün kalbine yapay zekayı yerleştirmeye çalışmışlardı. Halbuki son raporlar bize şunu gösterdi ki özellikle 2019'un son çeyreğinde yayınlanan raporlar, evet, yapay zekayı işletmenin kalbine alan çalışmalarda, şirketlerde %58'lere varan başarısızlıklar gözleniyor. Bunun temel nedeni de şu, geliştirilen yapay zeka uygulamalarında verinin analiz edilmeden o yapay zeka çalışmasına girilmesi. Evet. Dolayısıyla gençlere çok önemli bir tavsiyem var. Bu saatten sonra geleceklerine yapacakları en önemli yatırım veriye dair içeriklere erişmek, veriye dair kültürlerini geliştirmek ve veri bilimine dair yolculuğa bir an önce başlamak. Bunları daha çok konuşacağız hocam, öyle görünüyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve yapay zeka uzmanı Doktor Şebnem Özdemir bizimle birlikteydi. Sağlıklı günler diliyoruz hocamıza ve böylece paranın yönünün de sonuna geldik. Ve biz de şimdiden 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayalım. Tüm gençlerin önünde pandemi sonrasında hazırlanmaları gereken çok daha önemli bir gelecek bulunuyor. Onu görüyoruz, onu konuşuyoruz ve böylece paranın yönünde sonuna geldik. Mutlu, sağlıklı akşamlar efendim.